Merhaba arkadaşlar. Bugün İtalyan uzun kovanımı göstereceğim. Hocam. Uzun kovanımda bir sıkıntı vardı. Anası biraz az yumurtluyordu. Bu yüzden ben ana arıyı iki çıta ile beraber arka tarafa bölme olarak ayırdım. Ana arıyı ayıralı 6 gün oluyor arkadaşlar. Şimdi kovanı açacağım. Kapalı yüzükleri temizleyeceğim. Arkada kalan açıkları bırakacağım. Ben ana arıyı alalı 6 gün oldu. 6 günde bir ana gözü kapanmaz. Kapanması için ya 4 günlük yavrudan ya da 3 günlük yavrudan yapması gerekiyor. 4 günlük yavrudan yaptığını düşünürsek şu anda kapanmışları kesip atarsak böylece arkadan gelecek ona açık yavrular 2 ya da 1 günlükler kalmış olacak. Böylece gözlerdeki yavrular daha çok beslenecek ve daha verimli ana elde edeceğiz. O yüzden şimdi kapalı yüzleri kesmeye başlayalım. Evet, şimdi yüzük bakacağız. Kapalı yüzüklere bakalım. Kapalı yüzük, kapalı yüzük, açık var burada. Evet, kapalı yüzük burada var. Evet, burada 1, 2, 3 tane kapalı yüzük var. Bunları bozacağım. Yani 6 günde kapanmaması gereken yüzükler. Bakın burada açık var bir tane. Şöyle göstereyim. Bakın bu açık. Bu açık yüzümüz. Bu kalacak. İçinde larva var. Gayet güzel. Bu kapalı. Kapalıyı kesiyorum. Açık. Kapalıyı kesiyorum. Kapalıları kesiyorum. Ayın 26'sında akşama doğru almıştım. Bugün ayın 2'si. 26.04'te anasını aldım. Bugün de 02.05. Yani 6 gün oldu. Normalde kapalı olan yüzükler 4 günlük yavrulardan diye düşünerekten şu açık olanları bırakıyorum. Bunda da güzel larva var. Bundan güzel ana çıkacağını düşünüyorum. İçini tabi size gösteremiyorum. Yakından çekemiyorum şu anda. Evet, bakın burada da kapalı. Bunu da alalım. Kapalı yüzük. Bir tane de burada var. Burada var. Şu anda yüzüklerin büyüklüğü benim için önemli değil. Çünkü şu anda kapanmaması gerekiyor bu yüzüklerin ama kapanmış. Evet, bakın bunlar güzel. İçine bakıyorum. Güzel. Larva var. Gayet güzel larvalar. Şimdi arkadaşlar iki tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Açık yüzükleri bıraktım. Kapalıları kesmeye devam ediyorum. Evet, bu da janter arkadaşlar. Janterden ana üretmek istedim ama ana yumurtlamadı. Arkadaşlar ana arı bu janterin içine yumurtlamadı. Ben de biraz bekletmek istedim çıta olarak.
Evet, burada da kapalı var. Kapalı var. Keselim. Evet, tarafta başka yok. Evet, burada bayağı bir kapalı var. Şunları temizliyorum. Şu açık. Bunu da temizleyeceğim. Çünkü bu buraya değecek bir işe yaramaz. Bu alttakiler. Bakın bu da aynı şekilde kapalı. Kapalı. Görüyor musunuz? Bunları alalım. Kapalı. Arılar anasız kaldıkları zaman acele olarak hemen ana yüzüğü yapıyorlar. Kovan telaşa girmesin diye 4 günlük yavrulardan. Daha sonra arkadan 2 günlüklerden güzel olanlardan yapıyorlar. Zaten ilk çıkan anayı da pek fazla kabullenmiyorlar. Bize 3-4 tane açık kalsa yeter. Orhan, şimdi kapalıları temizliyorum. Yüzükleri. Çünkü evet, kapalı yüzükleri normalde kapanmaması gerekiyor şu tarihte. Bugün yani. Kapalı yüzüğün olmaması gerekir ama kapalı yüzük bayağı bol var. Çok mu kötü sesi sana göre? He? Kötü bir durum mu bu? Yok. Yani beklenmedik bir şey. Normal yani. Normal. 6 gün oldu ya, kapatıyorlar hemen. Şey, kapalı. Sen açık mı tutmak istiyorsun abi? Şu anda açıkları bırakayım. Altta şeyler kaldı ama abi. Önemli değil. Şimdi 6 gün olunca şu anda kapanmaması gerekiyor yüzüklerin. Günlüklerden, 2 günlüklerden yapması istiyorsak, iyi ana olsun diyorsak. Zaten o senin bölmelerde bazılarında yüzükten çıkmış ama hala ana yok. Diğer yüzükler duruyor ya sağlam. Aynen. İşte o ilk çıkanlar iyi olmayanlar. Hemen kesiyor. Ana çıkıyor. Ama ikincinin çıkmasını beklemezler mi diyorsun sen? İşte ana çıkıyor ya, bakıyorlar, oyalanıyor. Ha tamam, ana var, yüzüklerimiz var. Onu biraz oyalıyorlar öyle. Anamız var diye kendilerini oyalıyorlar, kandırıyorlar. Ondan sonra onu kesiyorlar, tamam mı? Diğer güçlü ana geliyor arkadan. Fark ettiysen bak, yüzükleri kesmemişler hiç. Evet. Duruyordu. Yüzükleri kesmiyorlar. Kapalı yüzükleri. Ya şansına ana kuvvetli çıktıysa, o zaman diğer yüzükleri kesiyor. Bak burada bir tane, görüyor musun onu, şunu ne kadar gizli. Erkek gibi duruyor arkadaşlar. Aynı erkek gibi az mı? Göstereyim onu. Arkadaşlar bakın, erkek gözü gibi ama bu ana arı gözü. O yüzden her zaman silkeleyerek bakın diyorum. Bu ana gözü arkadaşlar. Şimdi silkelerken de Orhan bu tarafa silkeliyorum, tamam mı? Baktığım tarafa. Eğer bu tarafa silkelersem sürekli aynı yere silkelemiş olacağım aynı arıyı. Bunda da var. Kapalı. Hocam,
var bunda. Ben özellikle bıraktım ya bal yapsın diye. Bak 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 bala bak. Maşallah. Maşallah ne güzel olmuş. Bu tamam olmuş mu şimdi? He bu olmuş. Bunu süzebiliriz. Evet dediğim gibi bu tarafa silkeliyorum ki arı burada kalsın. Abi öteki de aynı. Hatta zaten daha da güzel. Ben bal yapsın diye anasını aldım ya. Arkaya. Evet. Güzel. Balı güzel olmuş demiş. Neredeyse 3'te 2'si doldu değil mi abi? Evet. Hatta 4'te 3'ü. Şurada abi. Bunu da alacağım. Alacağım onu da. İnşallah bir 10 kilo çıkacak herhalde abi. Evet, bunu da kesiyoruz. Burada biraz yavru var. Kapalı var bir tane. Burada yok. Bırakmayı tercih ediyorum şu 3 taneyi açık. Bunlar kalsın. Bak burada da var bir tane. O da kalsın. İşte kalsın. Şuna bak ne güzel. Çok güzel. Değil mi? Evet. Çok güzel abi. Alacağız. Yaklaşık ne kadar gelir abi? Kaç kilo gelir o? 4 kilo gelir abi. 3 kilo gelir. Hem alır hem de doldur. Portakal mı olur? Bunu böyle satabilirim. Oo baksana burada da var. Sırlamış biraz. Şu kenara boşluk bırakmıştım. Evet, sırlamış.
Evet, bu da güzel abi. Evet, bu da güzel. Neyse, bitti mi şimdi?